anlatacağız size. Ola ki ibret alasınız diye. Öyle bir ibret ki ancak arif olan anlaya. Anlaya ki zinhar boşa kahkaha atmaya. Kahkahanın içine bir tutam acı kattık, şöyle bir harman ettik. Bu harmandan yola çıkıp ortalığı dümdüz ettik. Bir de derdimizi musikiyle döktürelim. Maestro! Yolda kurban. Müthiş. Gel bak şurada sen oku.
Çoban sakız çiğniyor, millet böğrü dinliyor. Sanki kaval dinliyor. Ne manzara, ne manzara. Ah çobanım, vah çobanım. Yoluna kurbanım. Nasıl? Müthiş olmuş, müthiş. Lan kaç. Var mı başka bir iki tane daha oku ya? Ya var var oğlum. Çok sevdim ben bunu. Aa, hala bu. Mest edecek seni bak. Dağların kızı Reyhan, gönlümün yıldızı Reyhan, partide sızı Reyhan, yalnız ben sana hayran. Ah Reyhan'ım, vah Reyhan'ım, yoluna kurbanım. Reyhan çayım pişirir, elcer zina içirir, partide iç geçirir. Reyhan'ım da Reyhan'ım, ah Reyhan'ım, vah Reyhan'ım, yoluna kurban. Nasıl? Müthiş ya, müthiş. Ya ben her şeyi anladım da. Ha. Şimdi bu Reyhan'la çoban ne inmesi ben onu bir çözemedim. Ya şimdi diyorum ki bu çoban herhalde Reyhan'ın sevgilisi olacak. Ama bu Reyhan çobanın da kızı olabilir yani. Reyhan'ın babası çoban da olabilir. Aa evet ya. Şimdi bana kalırsa diyorum ki çoban fakirdir. Reyhan'ın babası çobana vermemiştir. Eli kalem tutan şair olan bana vermiştir. Allah'ım ya Rabbim ya. Sen onu şimdi bunu bırak da, böyle güncel olarak neler hatırlıyorsun bana bunu söyle. Yahu ben bir böyle bahçe gibi bir yerdeyim. Böyle bir sıra var. Ben o sırada duruyorum. Karşımda bir ev var. Bana dediler ki, baba baba, ben senin nereden baban oluyorum dedim. Kalamam, kalamam kardeşim şurada dur bekle dediler. Dur bekle dediler. Evet. Bir de ev gibi bir yer. Evet. Çok da sıra var. Evet. Yoksa bu kanlı nigarın evine gidiyor musun? Yaşlı başlı herif deyip de hak rahmetine kavuşur diye kesin bunu oyalıyorlar. Seni oyalarlar değil mi orada? He, oyalanıyorum ben de orada. He. Sen kesin kanlı nigarın evine gidiyorsun. Yapma ya. Evet. Ya şimdi bu kanlı nigar dediğin hani şu vergi rekortmeni olan kadını ne gibi? Ta kendisi. Yine en çok vergiyi bu sene o verdi. Yapma ya. Gerçekten de öyle. Vay anasını be. Kağıt yetiştiremiyorlar yani. Fiş yazmak için kağıt yetiştiremiyorlar. Yapma öyle ya. Çalışıyor. Vay be. O yüzden mi beni beklettiler orada? Kesin ondan beklettiler. Peki sen böyle rüyalarında neler gelip gidiyor? Ha? Yeni akıl aldın ya. Aa sorma ya. Acayip güzel rüyalar görüyorum biliyor musun? Neymiş o? Ya rüya tabiri kitabına da baktım. Uuu bende bereket varmış bereket. Bana çok şanslı geldi canım bu. Nasılmış bir rüyaymış o bakayım? Şimdi ben bir filin üstünde gidiyorum. Biliyorsun fil kutsal bir hayvanmış. Öyledir. Öyledir. Şimdi ben filin üstünde giderken aşağıdan bir adam bana sesleniyor. Tavor mudur, mavor mudur, gitti bir herif. Al bu kitabı, al bu kitabı diyor. Ben de rüya mı gerçek mi anlayamadan şöyle bir bakıyorum filden aşağıya. 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 Şimdi diyorum ki Allah Allah ben şimdi bu kitabı alsam mı almasam. Alsam mı? Almasam. Hadi al tamam al. Alayım değil mi? Alalım. Ama alamadım. Neden? Dedim ki bir Reyhan'a sorayım bakayım dedim. Neden? Reyhan da arkadaki filde geliyordu. Ben de Reyhan, Reyhan bu kitabı alayım mı dedim. Ama uyandım uyandım. Yoksa senin bu aldığın akıl Hintli olmasın? Ay ben şimdi Hintli miyim? Aldığın bu akılda İtalyan malı olmasın? Ay! Ben şimdi iter miyim? Valla öyle görünüyor. Yapma ya. Evet. Ani mani gani. Ani bak, mani. Hemen uyum sağladın görüyorsun değil mi? Sen kesin Hintli senin bu aldığın akıl. Kesin Hintli. Ay bir tarafından Hintli mi şimdi be? Evet öyle. Sen bu aklı nereden aldın? Ya ben bu aklı bit pazarından aldım. Gitti bit pazarına başka bir şey alıp bulamadın mı yani alacak? Aa, öyle deme. Öyle deme. Neden? Ya o bit pazarını bir görecek. Nasıl da? Nur yağıyordu nur. Ah bir de nur yağmasaydı. Ah nasıl olurmuş acaba? Ah nasıl olurmuş? Gitti bit pazarından akıl aldın yani. Evet. Evet. Allah müstahfir edelim seni. Ben, hadi neyse. Ne oldu ya? Düğmeme bastın ya. Ha. Şey soracağım ya senin bu hanım vardı ben bayağıdır gelmiyorum. İşte düğmem o işte. Yarın atıma bastım. Hadi ben sorma. Ne oldu? Benim ağzım alışmış ya Reyhan be Reyhan be Reyhan be Reyhan şiir yazıyorum ya. Hemen gittim. Reyhan'ın bana bir bardak çay ver dedim. Kıyametler koptu. Vay efendim. Kimmiş o Reyhan denen hisli kadın? Ben de bu Reyhan bu kadar sene sonra bana bunu da mı yapacaktın? Aman karıcığım yapma etme dedim sana.
bana Reyhan dersen gider tabii. İşte ağzım atmış. Şimdi bak. Senin bu akıl işini ben çözemem ama bu hanım işine ben belki ilgilenebilirim. Yapma ya. Evet öyle. Bizim arka mahallede Ekrem Ekezadelerin bir kızı var. Biz sen onu alalım. Al 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 al. Sakin ol. Langa bostanına diğer mi arıyorsun? Biraz şöyle oturaklı ol. Tamam canım. Senin şu işini çözeceğim ben. Çöz. Tamam mı? Ha. Bak şimdi ben gidiyorum. Tamam mı? Sen de benden haber bekle. Tamam. Tamam mı? Tamam. Hadi bakalım selametle. Hadi selametle. Hadi git bakalım. Tak tak tak, açınız kapıyı efendim. Kimdir o? Kimdir o? Tak tak tak, açınız kapıyı efendim. Ben bir işe kaçırırım. Kızlar bakın kim gelmiş. Hoş geldiniz. Ayağınıza sıcak sular mı, soğuk sular mı dökelim? Efendim, duada kusurum varsa da saygıda kusurum yoktur. Hanım kızlarımız nasıllar acaba? İyiler efendim. Yakın zamanda kısmetleri çıktı mı? Henüz çıkmadı. Ben kendilerine bir kısmet buldum ki sormayın gitsin. Aman efendim, nasıl, iyi mi? Bize göre mi, münasip mi? Münasip. Çok zengin. Peki hangi kızımı istiyorsunuz? Yayla çayırı mı, garbi dağırı? Ben gidip kendisine bir sorayım. Bir sor bakalım. Abla! Ha! Şimdi bak! Ha! Hangi kızımı istiyorlar? Suruca yayla çayırını mı yoksa garbi tavırını mı? Ya Pişeker, bunlar ne biçim isim? Sütçü beygir ismine benziyor. Hangisi olursa olsun canım, fark etmez. Tamam, ben gidip söyleyeyim o zaman. Efendim, fark etmez diyorlar. İyi. Ona sonra karar veririz. Sonra karar veririz biz ona. Peki damat beyin bir sanatı vardır herhalde. Ne işle uğraşıyor? Ben gidip kendisine bir sorayım. Sor bakalım. Abla! Kaynana hanım diyorlar ki, damat beyin sanatı nedir? Benim başım yastığa düşünce ondan ne yapacakmış onu bir söyle bakayım. Tamam, ben kendisine bir sorayım. Hadi bir sor bakayım. Efendim, damat beyler diyorlar ki benim başım yastığa değdiğinde onların sanatı nedir? Damat bey hem arifmiş hem zarif. Çok zarif. Sen de ona git de ki benim sanatım Sultan Mehmet de Külpe'yi bekleyecek. Suluca yayla çayırı çapak silecek. Galbi tahırını sorarsan hamamlardan borça kaldıracak. Ben gidip kendisine bir söyleyeyim. Söyle. Efendim, Külpe'yi bekleyecek yani Fatih semtindeki meyhanelerde müşteri bekleyen fahişe demek. Çapak silici ise acemileri avlayan demek. Bohça kaldırıcı da malum. Abla! Ha! Bak şimdi! Ne? Kaynana hanım, ondan sonra cıma, küp dibi bekleyici, ondan sonra garbi tarı, çapak silici, ondan sonra cıma, öbürküsü de bohça kaldırıcıymış. Vay Pişeker ya! Biz böyle ana lağım bir sülaleye gireceğiz derken ana lağımına düştük galiba ya. Galiba. Bizim kız uyandı, sildi çapağı, tencere buldu, yuvarlandı, buldu kapağı. Benim de işim camilerden pamuk çalıcı. Gidip kesemem mi söyleyeyim o zaman? Ya Pişeker ya, yazık sana ya. Evet öyle. Ya cep telefonundan konuşsana kardeşim. Tamam, ben seni cepten arayayım efendim, tamam mı? Ara beni. Yalnız bende kontür yok. Ben de o. Ha bende var, nar var bende, nar. Ha, nar yaptın sen? Ha, nar yaptım ben. He. Sen o zaman ben konuşurum. Ben çaldırınca sen beni şey yaparsın. Ben merak etme, yaparım. Evet, tamam o zaman hadi. Efendim. Damat beyin sanatı da camilerden pabuç çalacaymış. Hala pek münasip. Çok münasip. Sanatın iyisi kötüsü olmaz. Olmaz. O halde damat bey kara kaşlı, kara gözlü, ablak yüzlü, orta boylu, güzel huylu olmalı. Ben kendisi bir arayışım söyleyeyim. Alo! Ara beni çabuk. Ara! Hayır, sonra! Şimdi bak, kaynana hanım diyorlar ki damat bey kara kaşlı, top başlı, ondan sonra cırma top sakallı, kara gözlü, orta boylu, güzel oylu, ondan sonra cırma elma yanaklı, kila dudaklı olmalıdır diyorlar. Ben hala diyorlar, tokmak gibi baş, sümük gibi kaş, kayısı kulak, karım, kemçik,
Konuşma Mesel, konuşma. Çok bir şey istemez. İstemez. Önce bir bu alemde eli doyurmuş kimse yok ayrıca. Evet. Önce bir çorba, evet. Arkasında et yemeği, pilav, zerbe. Biraz çorba için 40 çuvalın elleri. 40 çuval. Pilav zerbe için 100 okka mısır pirinci, evet. 200 okka dimyat pirinci. Dimyat mı? Evet, dimyat. Zerbe tatlısı için şeker, 500 okka bal. Ha 500 okka. Zerbe tatlısı için 200 okka da zafran. Ben kendisi bir iş yapayım. Alo! Ha! Bak şimdi, kaynağı hanım diyorlar ki, evvela ondan sonracıma bir çorba. O güzel. Tamam mı? Ha! Bana birer pilav zerde diyorlar. Ayla ayla, çok güzel diyorlar. Ondan sonracıma çorba için 40 çuvalın diyorlar. Ne o kardeşim ya, fırın mı açıyorum? Vallahi bilmiyorum. Ondan sonra et yemeği için koyayım. 500 tane kılıçık, 300 tane karabat, 200 tane dağılıç, 100 tane de mağılıç. Oh, mezbah mı açıyoruz? Olabilir. Pilav zerde için pirinç 100 okka, mısır pirinci 200 okka, dimyat pirinci. Ne o kardeşim, imaretlere şimdi pirinç mi dağıtacağız? Herhalde. Zerde için şeker 100 okka, 200 okka da bal. Ooo, bal için üzülmesin canım. Dostum İzmarit, ben sana söylerim. Eşek arılarını ısırlar bizim kaynana hanımın ağzına, yaparlar. Yaparlar. Evet. Bu arada zerde tatlısı için 400 okka safran. Yo ya, Karadeniz ve Akdeniz mi birleştim? Sarıya mı boyayacağız? Vallahi bilemiyorum ki, ne yapacakmış ki, anlayamadım ki ben de yani. Başka bir isteğiniz var efendim? Yüzden gel kaymak. Aa, çıldırmış kaptan. Paça için 2000 ayak. Bak üzülmesin, gece gündüz kayarım. Allah'ım yarabbim ya. Şşş, sen şimdi bunları kabul ediyor musun? Ne diyor? Siz efendim kabul ediyor musunuz? Kabul ediyorum. Bugünden tez yok, düğün dernek kurulsun. Kavuklu, evleniyorsun! Aman iyi, çok sevindim! Hadi bakalım! Git eski parayla bir yat! Ha, öyle bir şey ya. Ha, neyse, tamam. Ay, heyecandan öksürük gitti ya. Sen şimdi bu evi o parayla nasıl yaptırmayı düşünüyorsun yani? Bu parayı sen nereden bulacaksın? Aman canım, arkadaşım sağ olsun ya, senin bir sürü arkadaşın var, birinden biri bana borç verir herhalde. Borçla harçla yapacaksın sen bu işi yani. Zamanımız öyle bir zaman, ne yapalım yani? Borçla harçla bir iş yapacaksın sen. Evet. Allah sana aklı fikir versin ya. Ya borçla harçla böyle işlere girilir mi hiç? Ha? Benim aklım kendi aklım değil ki. Böyle evlatı bir akıl normaldir. Yani sen şimdi borçla ev yaptıracaksın. Ha. Kesin kararlısın burada. Kararlıyım tabii. İyi tamam, benden günah gitti. Bak şimdi ben gidiyorum. Ha. Bir arkadaşımı yollayacağım sana. Ha. Ondan ne yapacaksın, borç mu alacaksın, ne yapacaksın, onunla buradan muhatap ol, tamam mı? Ay Allah razı olsun ya, bir şekerim ya. Sallasın. Hadi ben gidiyorum. Hadi gidelim de. Allah sana akıl fikir versin. Hadi abi. Hadi ya, yavrum. Benim şimdi kendi aklım değil ki, niye akıl fikir versin? Ben anlamadım ki ya, bir şeyler diyor aklım ya. Balla kapısından girdim içeri, poliçeller oturmuş iki keçeli. Ben onu yormadım, o beni yordu. Porraki, porraki, vamos porraki. Balla kapısından girdim içeri, poliçeller oturmuş iki keçeli. Ben onu yormadım, o beni yordu. Porraki, porraki, vamos porraki. Andemos desde aquí, le quiero por aquí. Caminamos el balapán, gümbüş hop. Andemos desde aquí, le quiero por aquí. Caminamos el balapán, gümbüş hop balapán. Çaptık daha. Ya Bezirgan.
Ha söyle. Sen Pişeker'in arkadaşı mısın? Ben Pişeker'in arkadaşıyım da. Ha. E sen kimsin? E ben de Pişeker'in arkadaşı Kabuklu'yum. Ha baştan desene Kabuklu. Memnun oldum. Ne Kabuklu'su kardeşim, ben Sümmetliyim ya. Allah Allah. Ah be Kabuklu, ah be Kabuklu. Sen buralarda mı osurursun? Bak şimdi. Nerede osuracağım ha? Ah be Kabuklu. Bak, ben seni tanıyorum. Ha. Geçen gün sizin mahalleden geçiyordum. Sen de pencerenin önünde osuruyordun. Bak şimdi, niye ben pencerede osurayım kardeşim ya? Dur dur, daha bitmedi. Ha. Beni yordun, ha, başımı içeri aldın. Yapma ya. Bazen görürsün, bazen görmez kor olursun. Sen kör ol, musibet herif. Neyse, neyse de bakalım. Kabuklu, Pişeker bana bir şeyler söyledi. Ha senin ya, yiyeceklerin varmış. Ha şimdi gelelim sana de kardeşim ya, deminden beri kabuklu mabuklu. Kardeşim benim boz paraya ihtiyacım var. Ne kadar borç istersin? Sen ne kadar faiz istiyor veriyorsun? He, orası biraz karışık. Niye? 6 aylık istersen %2 faiz isterim. Evet. Yok 1 senelik vadeyle istersen %60. Evet. 1,5 senelik %80. 2 senelik ise tam tamamına %100 faiz alır. Hayret bir şeysin sen, tefecilik mi yapıyorsun kardeşim? Tövbe tövbe. Tefecilik suçturabiliyorsun değil mi? Tövbe tövbe. Ya tefecilik denmez, ticaret denir kuzum. Hadi ya. Ticaretin insafı olmaz. Hadi ya. İnsafı ya olmazmış. Ben sana bir tane yumruk atarım, görürsün sen insaf nereliymiş. Yumruk? He sen yumruk diyorsun. Yalnız benim yumruk demem yok. Allah'ım sen demesin kardeşim. Ne yumruğu be kardeşim? Yumruk diyorum, yumruk. Bak ya. Neyse yani, tamam, yani, tamam 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 Kabuklu. Sen ne kadar alacağını söyle bakalım. Ya şimdi senin faizlerin çok yüksek ya, ben ne yapsam ki ne? Vallahi düşün, işine gelirse. Ya işte 500 lira alsam, 500 alayım. Ha 500 alayım. Şey bir şey soracağım. Ha söyle. Sen 500 lira istersin de, ha, ne iş yaparsın ki bu kadar borcu göze alırsın? Ya ben iş bulacağım canım, daha işim yok da. Ya ben IMF'den para alacağım da, IMF'den aldığım zaman sana vereceğim. İsmail'e falan alacağın mı var? Yoo, alacağım yok, ondan da alacağım. Canım senin aklın başında mı? Her önüne gelenden borç mu istersin? Allah Allah, benim aklımla ne uğraşıp duruyorsun kardeşim ya? Aa, aklım başımda ne, yakıcımda sana ne? Sen ne diyorsun be? Her lakır dedişinde benim kafam aşure kazanı gibi karışıp duruyor. Var mı ki karışsın kardeşim, Allah Allah. Ah be Kabuklu, ah be Kabuklu. Ne? Sen ne kadar faizle kaç aylık senet istiyorsun? Ya şimdi ben 500 istiyorum. Kaç aylık olsun? 6 aylık olsun. %40 faizle 6 aylık 500 istiyorsun ha? Ne yapayım ya? Hayır olsun. Tamam o zaman. He. Yani gel olsun. He. Senet imza olursun. He. Paranı al olsun. Ha tamam işte bu kadar ya. O ya zaman ben, hadi bana eyvallah. Hadi güle güle. Güle güle. Uğurlar olsun. Eskiler alayım. Eskici. Abi var mı eski? Eskici geldi. Sende varmış gibi duruyor. Sen de demiyor. Eskici geldi hale. Olan oldu. Borç yiyen kesesinden ye. Borç yiğidin kamçısıdır gibi martavalarla büyütülen ve aynı zamanda uyutulan bir milletin çocuğu olan Kavuklu kesesinden yemeye başladı. Senedin günü geldiğinde bizim şaşkın borcunu ödeyemedi. Senet ödenmezse konağın en üst katının ipotek edilmesi maddesi gereğince Kavuklu'nun elinde kaldı 3 kat. Daha sonra tekrar bana gelip başka bir arkadaşımdan borç alıp alamayacağını sordu. Ben de çaresiz... Vay efendim, akşam şerifleriniz hayırlar olsun. Buyursunlar, buyursunlar. Buyursunlar. Nasılsınız, nasılsınız inşallah? İyiyiz, hamdolsun vallahi. Nasılsınız? Hamdolsun, hamdolsun. Şey, bir maruzatım vardı da borç para için. Zor, bir şeker çelebinin çıtlattıkları. Merakıma puf edip beni şişiriyor. Yapma ya, şişiriyor mu? Ya. Ya şey işte yani, borç para istiyorum da. İşin o tarafı kolay. Ha. Ancak topla bol olsun, iradettik de
eder bana derdi ki? Ne derdi? Kendisi zamanın köy akşairlerinden de. Şair miydi? Doğrusunu istersen öyle piyak beyitler düzeldi ki. Ha. O zaman ona Samartin'in Lamartin'i derlerdi. Yapma ya. Derlerdi. Her zaman beni karşısına çağırır. Hey Varpa, sana nasihatim şudur ki bir adam ana dilini bil, hakkın örgenmeli derdi. Doğru. Malum ya. Benim de ağır değil. Yani lisanıma derdadım. Türkçe olduğundan ben de Türkçe'ye bir hakkın örgenmişim diye. Lakin nasıl örgendin biliyor musun? Nasıl örgendin? Ta kökünden örgenmişim. Ta kökünden mi öğrendin? Helal olsun. Lakin Türkçe 3 Nisan'dan kompoz etmiş. Türkçe, Aryakça, Farizice. İşte ben bu 3 Nisan'ı en kaba yerinden en eleni kasına kadar örgendim. Helal olsun vallahi, iyi yapmışsın. Yani diyorum ki şey yapsak diyorum, hani borç alsak diyorum. Gel oruz. Lakin anlamadığım bir durum var. Nedir? Sen evin bir katını kaptırmışsın. Zok, bu aldığın borcu kaçmamadı. Ya evet, öyle biraz öyle oldu ya. Kusura bakma Kavuklu Efendi. Sen acayip tartışacağım birisin. Borç ödeyeceksin he. Ah ödeyeceğim. Pekala daha fazla. Ne kadar istersin? Ya 500. Ay. 2 aylık mı olsun? 2 aylık mı olsun? 3 aylık mı nasıl olsun? Ya ne kadar faizi ne kadar? Lakin ben bu işi sınırlı ticaret olsun diye yapıyorum. Asıl işim kuyumculuktur. Malum ya, bu zamanda tek işle geçim biraz zor olur. Evet, çok haklısın ya. Diyorum ki yani biz şey yapsak, 6 aylık yapsak nasıl olur? Pekala Akbar, senin güzel aklın için %50 faizle kıyak bir senet yapıyoruz. Yapalım bir o zaman. Durum vaziyet gittikçe değişiyor. Kavuklu yine borcunu ödeyemedi. Kavukluya kaldı 2 kat. Kendi deyimiyle artık İsmail Efe'nin kucağına düştü. İsmail Efe kim derseniz hemen söyleyeyim. Laf verile iyice. Akdeniz'in Efe'si, Karadeniz'in kefesi, rakırda kafası, tefe ile tüfenin ağbabası, tefeciler kahyası İsmail Efe. Hey maşallah, ismi bile adamı secde ettirmeye yeter. Al gözüm seyreyle. Hey tülen, hey gidi kahpe felek, hey! Gene beni kalaysız tencerede kavur kavur kavurdun. Kerem'in arpa tarlası gibi yandım tutuştum ona. Ya alırım, bal satarım. Ustam sağ olsun, ben satarım. Dediğim olmazsa çamura yatarım. Sıkışınca kıtır, kafam atarsa dayak atarım. Bulut bastı mı şemsiye satar, ilk yağmur tıpırtısını da geri alırım ayine. Gece gündüz dolaşır, borç alacak bir dangala kararım. Yok mu be, yok mu borç alacak bir dangala? Yok mu? Hey, yok mu? Ya aşağıdan sesler geliyor, hele bir bakayım. Ya bu da kim yahu? Hoppala, bu ne pencerede, çoban köpeğinin işi ne? Bin o köpeği olsa hadi neyse de. Çoban köpeği senin babandır, ağzını topla. Vay, adam mısın be? Ben bostan korkulu oluyor. Bostancının kulağı mı? Hayır, Haydar Paşa'nın tarağı. Bırak lan bunları kafadar, sen bir aşağı gel bakalım. Kafadar. Geldim yavrum, kafası bu. Ekmeği de, bak fırıncı Himmet Efendi'den arıyormuşsun, öyle mi? He. Onu da keseceksin. Bundan sonra Arnavut bayramından alacaksın. Allah Allah. Bir şey alamıyorsam da. Dur daha bitmedi. Daha. Bitmedi. Sen suyu da Saka Bekir'den alıyormuşsun öyle mi? Bundan sonra ondan da alışverişi keseceksin. Saka Döveciyan'dan alacaksın. Allah. Bak şimdi sen bu şartların hepsini yerine getir. Aç bakayım onu. Drink. İlk dilim 250 bin avucunda. Aa, gözlerim üstünde. Ona göre bak. Gözlerim üstünde. Gözlerim üstünde. Şartları yerine getir. Parayı al. Yeah!
ulan! Hey gidi kafa felek, hey! Yahu bu herif böyle dilim dili pekmeğime kan doğuruyor ya. Ay ben şimdi ne yapacağım? Ay ben şimdi ne yapacağım? Ay Allah'ım yarabbim. Hey kavuklu! Ha ne? Ne yaptırıyorsun bakayım sen burada? Aman abim ya. Hazımsızlık yapmıyor, karnım şişti, davul gibi oldu ya. Beynim gıcıldıyor, gıcıldıyor, gıcıldıyor. Seni hiç iyi görmedim ben. Nasıl göreceksin? Aş, aş, aş. Ne var, ne istiyorsun? Ha, ne? Benim önümü yolda gördüğümde halin hakkını sorabilirim. Ha, sağ olasın ya, Allah razı olsun. Ay, 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 ay. Ben neredeyim? Sen kimsin? Tam gitti. Sen neredesin? Tam istiyorum. Reyhan! Reyhan mı? Reyhan lan, Reyhan! 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 Tefeciler kahyası İsmail Efendi dediklerini harfiyen yapan Kavuklu, İlk dilim olan 250 lirayı alır. Bakalım bundan sonra neler ola neler biter. Kavuklunun mu oldu yoksa faizlerin cırnına yem mi oldu bilinmez.
Ama bilinen bir şey varsa o da İsmail Efe gerçeği. Bakalım şimdi aynayı devran ne gösterir. Merhaba Yorgo. Oo, bozu var mesela kavuklu. Bonosu monosu bırak da yani. Yani kalitere kriye. Ha, garipse kiri sen ye. Al seni söylüyorum. O hibire yani. Ha. Hesabın hayır olsun. Ha, sağ olasın, senin de olsun, senin de olsun. Şimdi. Ha. Türk'ü kosturacağım, anlaşıldı. Anlaşıldı, iyi iyi ha. Ha. Nasılsın, iyi misin? İşte idare ederiz ya. İyiyiz, iyiyiz, ha, iyiyiz. Ben de iyiyim. Ha. Merhaba. Ha. Sana çok güzel şeyler getirmişsin. Yapma ya, ha. Bir pastırma getirmişsin, sana ondan vereceğim. Sonra bir tereyağı gelmişti. Aman dire, aman dire. Bir de sambalın var. Kale böylesini görmemişsindir. Yahu ben fıtık ediyorsun ya. Çok güzeller ama yani şimdi bizim kardeşim para, borç, kıtlak. Vaziyet boğaz. Aman canım kafaya ha. Takma. Ha. Yazarız deftere sonra ödersin nasıl olsa kavuklu. Sen büyük adamsın. Tabii canım defterler böyle şey gibi dizildi üst üste yani ama yani olmaz kardeşim. Bir tek benim boğazım yok ki çoluk çocuk bari. Bırak şimdi git benim boğazı. Allah boğazını açık etsin ki kal. Oradan geçsin herkes. Değil mi? Geçsin. Yani yiyecek, içecek. Tabii tabii tabii. Geçsin geçsin. Ben sana şimdi güzel ha. Bir koli hazırlarım. Ha. Sen şimdi evine git. Ha. Güzelce tulluk, sözlük, afiyetle yersiniz. Yiyin bile yiyin. Gerisini hiç düşünmeyin. Öyle yapıyoruz zaten. Yiyoruz, yiyoruz. Hiçbir şey düşünmüyoruz vallahi. Her gün kapının önüne çıkar. Ah ah derdik getirirdim. Niye? Kavuklu benim dükkana gelse, alışveriş gitse, ben kavuklunun evine gitsem, kavuklunun zumbasından kendi dükkanıma baksan diyordum. Ya. Şey de yaparsın, bize gelirsin bir gün, şöyle çilingi sofrasını kurarız, orada biz dükkanına bakarız ha. Gelirseyim, gelirseyim. Hem de çok yakında gelirseyim. O zumbanın sahibi ben olacağım. Ha? Yani o zumbada kafaları sekmek çok güzel olacak. Ha, ya güzel olur, güzel. Oradan bakarız dükkana kadar sanlarız ha. Hadi hoşça kal, sağ olasın. Ne güle. Hadi hoşça kal ha. Ne güle. Kafasız adamsın Kale. Çok kafasız adamsın. Sağ ol bire maestro, sağ ol. Yorgo Sirtak oynamasında kim oynasın? Aradan günler, aylar geçer. Kavuklu'nun Yorgo'ya olan borcu kabardıkça kabarır. Günlerden bir gün İsmail Efe Kavuklu'nun kapısını çalar. Tak tak tak. O ne ya? Aşağıda gelen takırtılar tukurtular onlar. Kimdir o? Benim bre Kavuklu. Hele bir aşağı gel. Yahu bir hele aşağı gel. Geliyorum, geliyorum. Sen karamangarla. Bak şimdi sana üçüncü 250 binlik dilimi vermeye geldim. Ya iyi oldu, iyi oldu. Küçük Hüsamettin'in maması gitmişti. Çok iyi olur. Yalnız böyle acan acan etme. Bundan önce bir şartım var, onu bildireceğim. Gene mi? Yani... Tamam dur hemen şimdi sinirlenme bak şimdi. Bizim Yorgo'ya olan senin borcun bayağı bir birikmiş. Ya birikti sana ne? Yahu kazın ayağı öyle değil. Adam bizim Yonca'nın piyesi. Bana ne kardeşim bizim aramızdan su sızmıyor. Biz kendi aramızda hallediyoruz. Öyle olmaz. Bundan sonra benimle muhatap olacaksın. Diyorum ki. Ne diyorsun? Senin şu borcuna karşılık. Ha. Şu konağın üçüncü katını Yorgo'ya devretsin. Ya öyle mi? Ayağımın kahyası. Pislik. Rezil, senin ağzını kulağın hiç mi duymuyor? Ulan bana akıldan yoksun derler, bu akıldan daha hemen yoksun. Sen oranın ne kadar fiyatı olduğunu biliyor musun ha? O katın fiyatıyla alınan borç aynı mı zannediyorsun ha? Daha ben o kat bu kadar parayı vermem. Hey! Tamam ulan tamam, madem öyle sana para mara yok. Allah Allah! Konaktan sadece giriş katı kaldı kavuklunun elinde. Sizsiz olun.
bunun başına daha neler gelir. Ooo kabuklu! Nasıl iyi misin? Çok iyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim ya. Bayağıdır da görüşemiyoruz seninle. Ya evet ya, biraz öyle oldu. Nasıl gidiyor Meret? İlk gel vallahi. Meşgul ediyorsun. Koşturmaca ben gidiyoruz, gidiyoruz, bir yere gidiyoruz, bir yere gidiyoruz. Gayet güzel. Her şey tıkar gidiyor. Uyum içindeyiz. Oh ne güzel. Hele hanımla bir uyum içindeyiz. Boş sonra hepsini darlattım biliyor musun? Faizleri bitirdim. Ne güzel. Tüm faizler dipti. Şey yaptık, katılımlarını daha verdim her şeye, yormaya. İleriye kalan parayı da haçlık yaptık. Allah'ın izniyle 1,5 trilyon olan borcumuzu da ödeyeceğiz canım. İnşallah. Yani IMF'den yeni para alamıyorum da. Ha işte idare ediyoruz. Ya uyum içinde uyum vaziyetindeyiz. Ya biliyor musun? Bizim alt kat ne kadar güzelmiş ya. Yani bir alt katta oturuyoruz ya. Yayla. Evet. Yani yazın serin, kışın sıcak. Bir de tuvalet sorunu var. O da olur canım, ne olacak ya. Ay sonra ya, $5 yaptı. Sen arada ben kabuz oluyorsun, fark etmesene. İnsan olmak yok biliyorsun. Tabii canım. İşte bunun dışında uyum içinde uyum çalışıyoruz. Hatta onun için bir şiir yazdım biliyor musun? Hadi bakalım oku da dinleyelim. Uyum içinde uyum şiir. Evet. Uyum içinde uyum. Evet, hadi bakalım. Ortalık gürlük gürüstanlık. Borçları hakça paylaşıp. Alalım 15 metre ofistanlık. Borç faize faiz borca. Borç iflasa. Ne güzel yaraşmış. İlahi yaratılışın, demokrat yaklaşımın, İsmail Efe'nin eliyle bana da bulaşmış. Ben Reyhan'a, Reyhan bana, ne güzel yaraşmış. Hindistan Fidel'e, Fidel Hindistan'a, ne güzel uyum sağlamış. Uyumsuzluk, hazımsızlığa, ne güzel uyum sağlamış. İsmail Efe gelirken alına bir yağmur, Reyhan'ımın eteği uzun, aklı kısa, akıl yarım akla, yarım akıl geldi akla. Geldi akıl bit pazarına nur, nura yağmur da güzel yaraşmış. Bir güzel, bir ağaç gibi tek tek hür ve bir orman gibi kardeşçe. Dayandın mı? Müşehir, çok uyumlu bir şiir daha. Adam vallahi rüya görüyor. Fişek mi? çok güzeldi gerçekten. Müthiş yazmışsın yani. Harikulandı gerçekten. Ya minne gibi geldi galiba. Evet, aynen. Ne kadar uyumlu. Aynen öyle gel. Bak şimdi. Sana bir şey diyeceğim. Ne? Bak benim bir tane arkadaşım var. Ha. Tamam mı? Ha. Seni bu şiirleri biz ona götürelim. Bassınlar bu şiirleri. Herkes okusun. Senin öyle bir arkadaşın vardı, bana niye şimdi yakarak söylemedi? Kim bu arkadaşın? Masar Osman. Masar olan sonunda arkadaşlarım. Çok severim. Sofi Sofi. Gel buraya. Çok heyecanlandım ya. Hay, hadi bak. Şimdi bak. Benim bu arkadaşım var ya, Bakırköy'de, tamam mı? Böyle havuzlu bir tane yeri var. Havuzlu. Orada da bak inanmasın, böyle düşünen bir tane herif var. Ben o havuza güzel. O yüzden bakarım. Sen şimdi var ya, tasını tarağını topla. Ne varsa al. Tamam mı? Tamam. Hem birazcık da kalırsınız orada. Kalırsınız. Ay ben Reyhan'ımı da alır hemen onu da. Onun da ihtiyacı var. Ay orada tuvalet bedavadır değil mi? Ooo bedavadır sen böyle. İnsan olabilir artık. Tamam mı? Hadi gel ben seni götüreyim oraya. Tamam. Hadi gel gidelim. Sufi. Çaldık, borç ödedim, yandım Allah'ım dedim. Küptüler, köptüler, ortaya kahve içtediler. Borç aldım, borç ödedim, yandım Allah'ım dedim. Diktiler, köptüler, yumurtaya kahve işlediler. Borç aldım, borç ödedim, yandım Allah'ım dedim. Ettiler işte, tavuk göğsü mahallevi tabağına düşmüş dedim. Borç aldım, borç ödedim, yandım.
Tıklamışlar. Tavuk gözlü. Düşmüş dediler. Borç aldım, borç ödedim. Yandım Allah'ım diye. Anadolu'nu diktiler. Oldu dediğini söktüler. Borç ektiler, borç biçtiler. Eğildiler, pardon dediler. Anadolu'nu diktiler. Olmadı deyip söktüler. Borç ektiler, borç biçtiler. Eğildiler, pardon dediler. Sen atarsınız hep düşer. Biz zar atarız hep gele. Zar atarsınız hep düşer. Biz zar atarız hep gele. Olmadı bu iş her gele. Her gele, gele, her gele, her gele. Gel gele, gel gele, gel gele. Gel gele, gel gele, gel gele, gele.99 tane ameliyat yaptım. Ha? Hepsi de masada kaldı. Yapma ya. Alın şunu, alın hadi. Alın. Hadi verin. Hadi hadi hadi. Yetiş! Gel gel, ben okula yetiş!
Muhterem Hüzzar, bu bir hikaye. Bir mecmua kenarına yazılmış. Biz de okuyup naklettik. Bir kıssa sunduk sizlere. Arif olan anlaya. Sürçülisan ettiysek affola. Bir de anlamayanlar kalmışsa bir promosyon musiki sunalım onlara.